Buralara bastırıyorum. Şöyle çevirip. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Özlem Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz. Malum Ramazan ayımız yaklaşıyor artık. O yüzden evde Ramazan pidesi yapıyoruz. Şimdi çok vaktinizi almadan tarifimize geçelim. Yoğurma kabımızın içerisine 6 su bardağı unumuzu aldık. Üzerine bir paket kabartma, ay özür dilerim, kuru mayamız var, onu ekledim. Bir tatlı kaşığı da tuzum, pardon, şekerimiz var, onu ekledim. Şimdi üzerine ılık suyumu alıyorum ve kontrollü bir şekilde ekleyelim ılık suyumuzu. Bir bardak daha şimdi ekliyorum ve şimdi yoğurma işlemine geçiyorum. Devamında isterse ilave edeceğim. Şimdi tekrardan şöyle yarım bardak daha ekliyorum kontrollü bir şekilde. Çok zaten katı bir hamur yapmayacağız. Birazcık böyle ele yapışan bir hamur olacak. Çünkü pidede ele yapışan bir hamur daha güzel oluyor tabii ki. Bir kez daha söylemek istiyorum. Kanalın ismi Özlem'in Mutfağı'ydı ama Özlem Mutfaklı olarak değiştirdim. Çünkü aramalar kısmından çıkmıyor diye. Öyle yapma gereği duydum. 1000 abone olunca falan belki hani artık abone yükseldi falan diye gözükür diye düşündüm ama yine gözükmedi. O yüzden aramalar kısmından bulunmadığı için ben de kanalın ismini değiştirmek durumunda kaldım. O yüzden bilginiz olsun. Geçenki videomda da söylemiştim. Şimdi yine söylüyorum. Bence bu kadar kıvam yeterli. Altında biraz un var. Elimde onlarla toparlarım. 3 bardaktan görüyorsunuz. Yarım bardak, yarım bardaktan biraz fazla su aldı. Dediğim gibi kontrollü bir şekilde ekleyelim. Hamurumu şimdi toparladım. Hamurum böyle ele yapışan bir hamur oldu. Böyle elimi kaşıkla sıyırıyorum. Unu eklemeyelim bu aşamada artık. Bakın böyle birazcık ele yapışan böyle cıvık bir hamur olacak. Şimdi ben bunu mayalanmaya bırakıyorum. Vaktiniz yoksa yine fırında da mayalayabilirsiniz. 50 derecelik, 75 derecelik fırında da mayalayabilirsiniz. Üzerini kapatalım, mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz şimdi çok güzel bir şekilde kabardı. Tezgahımın üzerine şöyle unumu alıyorum. Hamurumu tezgahımın üzerine aldım. Şöyle bir katlayacağım mayası çıksın diye, maya kokusu daha doğrusu. Bu arada biz kameranın azizliğine uğramışız. Bu arada 2 tatlı kaşığı da tuz ekleyelim hamura. Onu söylememişim. Zaten açıklama listesinde bütün malzemeleri yine yazıyorum. Her videomda o yazıyorum yani olduğu gibi. Şimdi hamurumu şöyle ikiye kesiyorum. Tekrar hamurumu toparlayacağım. Büyük bir peze yapacağım. Şöyle. Diğer hamurumu da toparlıyorum yine aynı şekilde. Şimdi tepsimi aldım. Tepsimin altına böyle benim normal bayat ekmeklerim vardı. Ben onları kullanıyorum. Galetunu kullanabilirsiniz. Galetunum yoktu benim. Yine bu da aynı galetunu zaten. Aynı eşdeğer gibi. İsterseniz irmikle mısır unu da karıştırabilirsiniz. Şimdi yapmış olduğum hamurumu böyle alıyorum. Biraz genişleteceğim. Ve burada tepsi mayası vereceğim. Tekrardan üzerine temiz bir bez, poşet bir şeyle kapatabilirsiniz. Biraz genişleteceğim ki.
tekrar kabaracağı için. Kabardıktan sonra yine elimle şekil verirken yine böyle kenarlardan çeke çeke yapacağım ve yine genişleteceğim. Bu kadar yeterli. Şimdi diğerine geçiyorum. Yine aynı şekilde diğerinde yapıyorum. Yarım saat kadar bekleteceğim ve tekrardan tepside mayalanmasını sağlayacağım. Pide hamurumuz şimdi çok güzel bir şekilde kabardı. Üzerine bunun sürmek için bir sos yapacağız. Şöyle bir yemek kaşığı kadar unum var. Unumun içerisine şöyle birazcık çok az bir su alıp bunu açıyorum şöyle. Şöyle biraz daha koyacağım. Böyle akışkan sürülebilir bir kıvam yapacağım şimdi bunu. Üzerine de bir tane yumurta sarım var. Onu da ekliyorum. Kıvamı böyle oldu. Bakın sürülebilir bir kıvamda oldu. Şimdi şöyle bundan üzerine döküyorum hamurumun. Bunu ikiye böleceğim. Birazını da diğerine bırakacağım. Yalnız kaydı. Şöyle elimle her yerine gelecek şekilde bunu sürüyorum. Şimdi pideme asıl burada şeklini vermeye başlıyorum. Hamurumuz çok güzel bir şekilde kabarmış. Şöyle kenarlarını tırnağımla şuralara iyice gelsin. Şöyle elimin yanıyla da buralara bastırıyorum. Şöyle çevirip sonra bu işlemden sonra şuraları şöyle yapalım. Bu işlemden sonra biraz pidemi şöyle tekrar genişleteceğim. Çok kalın olmasını istemiyorum. Bence pide de ince olan güzel oluyor. Şöyle altından çekerek genişletiyorum. Bence şu an bu şekilde gayet güzel oldu diye düşünüyorum. Eğer böyle izler falan kaybolursa böyle bastırabilirsiniz. Bir sıkıntı olmaz. Tamam. Şimdi üzerine susamını koyup şuralar biraz beyaz kalmış. Şuralarda şöyle biraz yumurtadan gezdirmek istiyorum. Susam ve pardon özür dilerim. Susam ve çörek otunu atıp şimdi fırınıma göndereceğim. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Şöyle üzerine susamını gezdiriyorum. Pideye susam çörek otu gerçekten çok yakışıyor. Şöyle birazcık da çörek otu atacağım. Şimdi pidemizi fırına veriyorum. Şimdi ikinci tepsimi de yine aynı işlemle yapıyorum. Bu hatta daha bile fazla fazla kabarmış. Şöyle yine hamurum aşırı güzel olmuş maşallah. Şöyle elimle sürüyorum her yerine gelecek şekilde. Şöyle yine bastırıyorum. Bunu biraz uzun yapacağım. Çünkü tepsim bunun yuvarlak olmadığı için. Amacım burada genişletmek yine. Ve pidemi ince yapmak. Yine şöyle elimin yanlarıyla bastırıyorum. Ve yine altından şöyle çekerek açacağım.
Tamam. Bunun da şimdi üzerine çörek otunu ve susamını atıp bunu da fırına vereceğim. Biraz da çörek otu atacağım. Şu kısmı biraz azaltacağım. Çünkü evde çörek otu sevmeyenler var. Şu kısmı biraz şöyle bol atacağım. Tamam. Şimdi fırına veriyoruz. Pidemiz fırından çıktılar. İlk sıcağı da çıktı. Görüntüsü gerçekten şahane oldu. Çok güzel bir şekilde altı da üstü de nar gibi kızardı. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi şöyle bir de bölmek istiyorum. Bir diğer pidemiz de böyle oldu. Bakın görüyorsunuz. Ben işte dediğim gibi ince olmasını istemiştim. Böyle kenarları böyle çıtır çıtır çok güzel oldu. Bakın. Şöyle alt kısımda çok güzel kızardı. Şunu da şöyle alt kısmını göstermek istiyorum. Bakın çok güzel kızardı. 220 derecede kızarttık ve çok hızlı kızarıyor. O yüzden ona dikkat edelim. Şöyle bir de bölmek istiyorum. Gerçekten tam bir Ramazan pidesi gibi oldu. Şöyle kenar kısımları falan çıtır çıtır, eğer çıtır seviyorsanız. Şöyle göstermek istiyorum. Görüntüsüyle gerçekten göz doyurur şekilde oldu. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Videomuzu sevdiklerinize paylaşabilir. Videomuza beğeni, yorum atabilirsiniz. Hoşça kalın.